Herkese merhabalar. Tekrar Fatoşörük kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Tukan kuşumuzun son final videosunu çekiyoruz. Artık bacaklarını yapacağız. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Şu baldır kısımlarını ben yaptım. Bunları zaten artık biliyorsunuz. Tekrar aynı şekilde örüp göstermenin manası yok. Bu yüzden ben size sayılarını söyleyeceğim. Siz de bunları yapın. Kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sihirli halka kalem defter alın bir elinize. Bir kağıt kalem bulunsun elinizde. Söylediklerimi yazarsanız sıra sayısını, sık iğne sayısını söyleyeceğim size. Ona göre yaparsınız arkadaşlar. Şimdi sihirli halka yapıyoruz. Her zamanki gibi 6 sık iğne yapıyoruz. İlk sıramızı 6 sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızı çift çift yapıyoruz. 12 tane sık iğnemiz oluyor. Bir sıra düz geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramız bir sıra düz olarak devam ediyor. Dördüncü sıramızda bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak örüyoruz. Tam 18 tane sık iğnemiz oluyor. Dördüncü sıramızda 18 sık iğne ile de hiç eksiltme artma yapmadan 3 sıra olarak düz örüyoruz arkadaşlar. 3 sırayı düz yapıyoruz. 18 sık iğne de bitiriyoruz. Şimdi sihirli halka yaptığımızda bu alt kısmını kesinlikle sıkmıyoruz. Boşluk bırakacağız. Bilemiyorum buradan nasıl gözüküyor mu? Biraz ipimizi de uzun bırakacağız. Çünkü tellerden geçireceğiz bu kısmı. Bu yüzden bunu açık bırakalım. En son bittiğinde, bacaklarımızın sarması bittiğinde bunları çekerek sıkacağız. Tel üzerinde yani sıkacağız. Bilginiz olsun. Kesinlikle sıkmayın bunları. Baldırlarımızı bu şekilde yapalım. Ben ikisini de yaptım, hazırladım. Şimdi telimin uzunluğunu söyleyeceğim. Şu kısımları. Tellerimin uzunluklarını size söyleyeceğim. Bunları bir ayarlayayım. Hemen size tekrar dönüş yapacağım. Dediğim gibi takacağımız zaman zaten göstereceğim. Artık çok bir zorluk kalmadı. Bitti çok şükür. Bunları da yapalım. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, tellerimi hazırladım. Şimdi tel uzunluğumu ölçeyim hemen. Şimdi emaneten yaptım. Gerekirse uçlardan biraz daha alabiliriz. Arkadaşlar uzun olan telimi tam 3 parça halinde keseceğiz bunları. Uzun olan telimi şöyle göstereyim. 39 santim kesmişim arkadaşlar. Uzun olan. Şimdi bir de 2 tane böyle küçük telim var. Bunları da bunlar eşit olacak. Her ikisi birbirine eşit olacak. Evet. Bu da yaklaşık 12 santim arkadaşlar. 12 santimde böyle iki küçük tel keseceğiz. Şimdi arkadaşlar bu artmaları yaptığımız kısımların şu artık bitiminden geçireceğiz. Ben şimdi burada geçirmeye çalışacağım. Ama olmazsa yine kendim geçirip size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle göstereyim. Başladığımız kısım burasıydı. 2, 4, 6... ve 8 ile 9. sıra yanlardan arasından girdim. Evet, kolaylıkla geçtim. İnşallah kolaylıkla da çıkarabilirim. Bu telim biraz daha yumuşak olduğu için arkadaşlar biraz yamuluyor içinde. Orantılarına bakacağım. Laflarımı da çıkarttık. Şu şekilde. Böyle bir şey olursa arkadaşlar
Hemen bir makas yardımıyla içine ittirin. İttiremiyorsanız da bunu alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çok da önemli değil aslında buradan bu elyafların çıkması. Çünkü bu baldır kısımları geleceği için. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde uçça verelim. Eşit olsun. Evet. Tam böyle ortada eşitleyin. Birbirine eşit olsun arkadaşlar. Şimdi baldır kısımlarımızı geçireceğiz. Uzun olan aradaki uzun olan iplerimizi böyle dışarıya alalım. Şekilde. En son bütün her işlem bittiğinde baldırlarımızı dikeceğiz. Şimdi görüntüsüne bir bakalım. Düzgün olması açısından kontrol ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir kısım yani şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 santim kadar kıvıralım arkadaşlar. Şunu da 4 santim kadar kıvırıyorum. Evet. Şekilde kıvıralım arkadaşlar. Biraz zorlu oluyor ama sonucu güzel oluyor arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bakıyorum. Evet. Şimdi küçük olan telimizi ikiye katlıyoruz. Bu şekilde buradan geçirelim. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunu iyice bir pense yardımıyla sıktıralım. Daha sonrasında şu şekilde kıvıracağız zaten ayak kısımlarını. Ben de sıktıramadım iyice de. Şekilde sıkalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapıyoruz bacağımızı. Belki biraz daha kısaltalım mı diye düşünüyorum ama yok, hayır, gerek yok. Çünkü kısımlarını da bu şekilde bükeceğiz. Yeter diye düşünüyorum. Yani bir tık daha aslında. Yani bir santim kadar kısaltırsanız sanki biraz daha iyi olacak gibi. Bakalım. Yani bana öyle gibi geldi ama. Arkadaşlar uzun olan telimizi 1 santim buradan 2 santim olarak kısaltalım. Şimdi ben de ayarlayayım. Sonrasında devam edelim. Bana çünkü biraz bacak boyu uzun gibi geldi.
Şimdi de şöyle bir bakayım. İyice her şeyini kontrol ediyorum da. Yani madem bu kadar uğraşıyoruz, hepsi güzel olsun. Hani istediğim bu. Bir 2 santim kısaltalım arkadaşlar. Uzun telimizi. Çünkü benim de hoşuma gitmedi. Çok biraz uzun geldi bacakları. Ben de kısaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bacaklarımı ayarladım. Uzun telimden her iki ayağımdan da birer santim kısalttım. Yani 39 santimdi uzun telimiz. 2 santim düşmüş oldu. 37 santime düştü. Uzun telimiz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, burası çok önemli. Şimdi bunların içinde bakır tel var. Eğer bir çocuk eline verecekseniz, şimdi mesela tırnak yapacağız. Tırnak yapacağımız için şu kısımlarını soyacağım. Şu şekilde. Yani bakır telini çıkartacağım. Eğer ki bir çocuk eline verecekseniz arkadaşlar, bunu yapmayın derim ben size. Gene de kendiniz bilirsiniz ama hani şu üzerinden sararsınız. Şu bakır telleri çıkmasın. Çünkü illa uçlarında teller kalıyor. Kalınca da tabii ki çocuğun eline batabilir. Bilginiz olsun. Bu yüzden eğer ki hani bir süs olarak yapıyorsanız bunu mutlaka yapın. Ama dediğim gibi çocuk eline verecekseniz bu olayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir ön bilgi olsun istedim. Şimdi arkadaşlar, ben bütün tırnaklarını açacağım. Tırnak kısımlarını şu şekilde. Şunları bir düzenleyeyim. Şu bakır telini, içindeki teli çıkart, yani meydana çıkarmış olacağım. Plastiklerinden ayıracağım. Dış plastiklerinden. Sadece tırnak bölümünü yapacağız bu şekilde. Diğer kısımları kalacak. Şimdi ben bütün tırnaklarını ayarlayıp geliyorum. Sonrasında devam edeceğiz. Diğerlerini de yapacağım. Bütün tırnaklarını. Tırnak yapmak istiyorsanız bu şekilde olacak. Diğerlerini de yapayım. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, bütün tırnaklarımı soydum. Şimdi sıra geldi. İlk önce tırnaklarımızla. Tırnaklarımızı dolamamız gerekiyor. İlk önce tırnaklarımızı bir yapalım. Siyah ipimizi alıyoruz. Arkadaşlar, silikonumuz da hazır. Silikonumuzu da hazırladım. Şekilde. Şimdi arkadaşlar, biraz silikon sıkalım. Eğer ille de tırnak yapacağım diyorsanız uçlarına silikonla mutlaka kapatın arkadaşlar. Çünkü çocuklarımıza zarar gelmesin. Bu şekilde yapıştıralım. Biraz yukarıdan başlıyorum. Çünkü ipi tutması gerekiyor. Tırnağımızı bu şekilde dolayacağız. Kesiyorum. Ve bunu bağlıyorum arkadaşlar. Bütün tırnaklarımız böyle olacak. Gördüğünüz gibi. Yine silikonlamaya gerek yok. Çünkü üstünden tekrar maviyle devam ettireceğiz. Bir tane daha göstereyim size. Evet. Silikonumuzu sıkalım. Bu şekilde. Şuradan biraz uzun ip bırakalım.
Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bağlayacağım. Bütün tırnaklarımızı bu şekilde yapalım. Ben de diğerlerini şimdi hepsini bir dolayayım. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Bunu da keseyim. Hepsini yapacağım arkadaşlar. Ondan sonrasında mavi ipimize geçeceğiz. Bacakları olduğu gibi sarmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Bütün tırnaklarımı sardım. Sıra geldi mavi ipime. Şimdi bakalım, hemen iplerim de birbirine girmiş işte. Evet. Arkadaşlar mavi ipimizi saracağız. Sarma işlemimiz zaten hep aynı olacak. Bunu sonuna kadar sarmak için bu şekilde bastıracağız. Şuraya kadar, en dibe kadar mümkün olduğunca gidebildiğiniz kadar gidin ki açıklık olmasın. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi buradan tersten geldi bana. Ben şimdi bir bacağını göstereceğim. Öteki de düştü. Sağ olsun. Bir bacağını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bolca silikon sıkalım. Evet. Siyah iplerimizi içine alarak saracağız. Hemen bir yarım santim kadar bir uçlar kalsın. Yeterli. Her yerini kapattıralım. Bu şekilde sara sara. Siyah iplerimiz hiç gözükmesin. Tellerimiz gözükmesin. Üst üste de sarabilirsiniz. Zaten kalın ayakları, bacakları kalın bir kuş. Sorun değil. Bu şekilde arkadaşlar sara sara bütün bacaklarını saracağız. Şu arada kıvrık olan yeri de kapatana kadar sürekli böyle üstünden geçirelim. Benim cadı kızımı duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kapıyı kapattım diye bağırıyor. Çünkü rahat vermeyecek bana, ben biliyorum. Bu şekilde arkadaşlar sürekli saralım. Ah geldi. Kıyamadılar, açtılar kapıyı. Cadı olursun. Evet arkadaşlar. Bu şekilde her yerini saracağız. Hani çok süper düzenli olsun diye uğraşmanıza gerek yok. Daha doğal gözükecek bu şekilde. Şimdi öteki üçüncü ayağıma gidiyorum. Yani açık olan yer, gördüğünüz her yeri sarın arkadaşlar. Gide gele sarın. Olmaz diye düşünmeyin. Bu şekilde. Ötekinde çok zorlanmıştım yaparken. Allah yardım ediyor herhalde. Bunda daha kolay yapıyorum. Bu arada siyahları da çıkarttırdım ya.
Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ben tekrardan toplayacağım onları. Açılma yaptılar. Şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Şu aradaki olan kısmımızı da sürekli sararak kapatacağız. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu şekilde kapatalım. Ayak kısmımızı. Şimdi ben size bir ayağını göstereceğim. Sonrasında diğer ayağını ben kendim yine yapacağım. Yani ikisini de sürekli hani göstermeye gerek yok. Zaten birini gördünüz mü, diğerini yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yukarıya doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz böyle bunu git gel yapalım. Bunlarla aynı kalınlığa ulaşsın. Evet. Şuraya kadar dediğim gibi şu kısmı bu şekilde iterek arkadaşlar şu en dibe kadar gelmeye çalışın. Bunu en sonunda git gel yapın. Şurada düğümleyin. Bırakın arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Ben şimdi bunları aynı orantıya getireyim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sarma işlemini bitirdim. Buralarını ters çevirmiştim. Şimdi şu iplerini ben sıktırdım ama bir tanesini iyice sıktırıyoruz. Tersini çevirip düğümleyelim. Güzelce. Gördüğünüz gibi iplerini tadibe kadar dayadım. En sonunda bağladım. Spide silikonla da yapıştırdım. Daha sağlam olsun diye. Şimdi bunun ipini bulduramadım ama uzun ipini. Her neyse çok da önemli değil. Zaten sıkı o şu anda. Şimdi arkadaşlar bunları tekrar böyle ters çevirelim. Şimdi bunları da dikeceğiz. Kısımları da dikeceğiz. Uzun bırakmıştık iplerini. Şimdi çok fazla elyaf koymayalım. Yani diktikçe aslında koyacağız. Çok fazla boğmak olmasın yani şişman olmasın. Baldırlar. Çok az bir şey dolduralım. Diktikçe onu orantılayacağız. Ben bir de fazla aldım aslında. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu kısmını, şunu şöyle göstereceğim. Şurasını tam, şu kısmını tam olarak dayayacağız. Şu kısmını hafif içeriden alarak dümdüz olmasını, yani düz olmasını sağlayacağız. Eğer ki şöyle göstereyim. Uçuca dikersek bu böyle dışarıya doğru çıkar. Yani dışarı ayrık durur. O yüzden şu kısmı biraz içeriden alarak
Tam böyle aşağı bakmasını sağlayacağız. Tam düz olacak yani. Şimdi arkadaşlar etamin ipimi de geçireyim. Normal dikişimizi yapalım. Benim bir iğnem vardı buralarda. Yani son videolarda iyice böyle bir karışıyor nedense masa. Şimdi bir geçireyim arkadaşlar. İğnemi geçirdim. Şimdi ben birkaç tane göstereyim size. Zaten biliyorsunuz. Bir vücuttan alıyoruz. Bir baldır kısmından alıyoruz. Bu şekilde baldırlarımızı da dikelim. Bir vücuttan bir de baldır kısmından alarak dikelim arkadaşlar. Şimdi ben burada dediğim gibi zorlanıyorum. Bundan sonrasını siz artık dikebilirsiniz. Bunları da bacak ayarlarını yapacağız. Son halini göstereceğim. Bacaklarını da birlikte ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi yapalım. En son artık gagamızı boyayacağız ve bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunları bir dikeyim. Bacaklarını beraber yapalım. Evet arkadaşlar, tamamıyla bütün bacaklarını bitirdim. Şimdi bacaklarımızı bir ayarlayalım hemen. Bu şekilde. Bu şekilde ayarımızı yapıyoruz. Şimdi şuralarda dikerken elyaflarını maalesef ki çıkıyor. Bunları bir yakarak temizleyelim. Ancak yakarken dikkat edin. Yani oyuncağı yakmayalım. Bu şekilde beyaz 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 gözükmesi, parlamasın diye bunları güzel bir temizlik yapalım. En sonda şurada bir de çıkmış. Baya baya çıkmış hem de arkadaşlar. Hiç fark etmemiştim. Azdı, ben yaptım. Neyse. Onu da yakaya bırakıyorum. Bu şekilde temizleyelim. Güzelce. Şu bacaklarımızı ilk başta geriye doğru alacağız. Şu şekilde kıvıracağız arkadaşlar. Böyle. Hani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, oturtabilmeniz için dilediğiniz gibi. Evet. Şekilde düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci kuşumuz da çok güzel oldu. Ama bir daha kuş yapmaya tövbe. Şu kuşu yapar mısınız, bu kuş yapar mısınız diye kesinlikle sormayın arkadaşlar. Gerçekten kuş, hani alt üstü bir kuş dersiniz ama inanın çok yordu. Yani ben koca bir koç yaptım, kaplan yaptım. Hani görüyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Neler yaptım? İnanın şunda yorulduğum kadar yorulmadım. Bu çok yordu beni. Ama çok da güzel oldu. Evet. Kaydırdım ben iplerini de. Evet arkadaşlar. Bunu ters mi yapmışım? Aa, ayağım bir tersmiş, farkında değilim. Şimdi düzeldi.
Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ayaklarımız. Bu arada ben bunları da kaydırdım. Her neyse düzeltiriz onları. Mesele değil. Bu şekilde duracak kuşumuz. Ben biraz daha ayar yapmam gerekecek. Hani bunu ayakta duracak şekilde ayarlayacağım. Böyle. Şimdilik böyle size göstermeye amaçlı yaptım. Tabii ben onu ayarlayacağım daha. Yani bu şekilde durabilmesi için. Arkadaşlar. Evet, şimdi gagamıza sıra geldi. Ben de takıldım ayaklarına. Gagamıza sıra geldi arkadaşlar. Şimdi gagamızı boyayacağız. Yeşille bunun boyaması farklı. Yani resimlere de baktığınızda göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar yeşili bu şekilde boyuyoruz ama turuncuyu farklı boyayacağız. Yani farklı renklerde boyayacağız. Kuşun kendi özelliği bu. Turuncusu farklı, yeşili farklı. Şimdi ben boyamasını göstereceğim. Yeşil isteyen bu şekilde boyayabilir. Turuncu isteyen bu şekilde boyayabilir. Ben tamamını göstereyim yeşilin size. Hani olmadık yerde şöyle yapabilirsiniz. Hani tukan kuşunun fotoğraflarını indirerek bir fotokopisini alın. Ona bakarak onun rengini boyayabilirsiniz. Ben hemen boyalarımı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar boyalarımı da hazırladım. Şimdi burun ucuyla başlayacağım. İlk etapta siyahla yapacağım burnumuzun ucunu. Şöyle yapayım. Ben de görebileyim. Evet. Benim kullandığım fırça arkadaşlar şu uç kısmı sert. Yani böyle yumuşak sulu boya fırçası gibi değil. Bunu özel aldım. Kumaş boyalarını, akrilik boyaları yapabilmek için. Bilginiz olsun. Hani sulu boya fırçası alırsanız yamultabilirsiniz bu içlerde. Ama daha önce de dediğim gibi parçalar örüp de onu da yapabilirsiniz. Yani dikebilirsiniz. Herkes boyayacak diye bir şey yok. Bunları makyaj malzemeleriyle de yapabilirsiniz. Şekilde yuvarlatarak boyayalım. Biraz boya yiyor. Evet. Diğer tarafını da aynı şekilde boyayacağız. Çevireyim. Yapalım ki yere değmesin. Evet. Ben dalgınlıkla arkadaşlar hani dedim kırmızıyla başlayabilirsiniz ama hani yeşil yapacaksanız kırmızıyla başlayın. Turuncu farklıdır onun renkleri. Hani bazen ben de dalgınlık yapabiliyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım lütfen. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum.
Beni desteklemenizi çok istiyorum gerçekten. Çok memnun kalıyorum desteklendiğim zaman. Çok motive oluyorum. Bundan sonra da çok güzel bir tarifimiz gelecek inşallah ama biraz sabırla beklerseniz sevinirim. Çok güzel bir tarif ayarladım. İnşallah kafamdakini oluşturabilirim. Yapabilirsem ne mutlu bana. Umuyorum inşallah. O da güzel olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle de bir peçete bulundurun mutlaka yanınızda ki. Gerçi öncesi şu kısmını yapayım. Boyalar birbirine girmesin diye peçeteyle silelim. Şu kısmına geliyoruz. Böyle dümdüz geçiyoruz. Üst kısmını düz olarak geçeceğiz. Yani boyamız, makyajımız böyle oluyor arkadaşlar. Alt kısmını biraz daha kalın yapacağız. Şimdi böyle gideyim ki. Dikkat edin. Çok bulaştırmadan. Biraz alt kısmını kalınlaştırıyorum. Siyah kısmını biraz daha. Hani dediğim gibi burada takip edemezseniz bir fotokopiye çıkarttırıp bunu nerede hani isteseniz yaparlar. Tüm kırtasiyelerde yani farklı yerlerde de yapıyorlar. Bastırabilirsiniz. Daha detaylı görmüş olursunuz. Biraz fazla alıyorum ki yeşil kısmının şu göğüs olan kısmında da bir kırmızılık var. Bunu unutmayın. Bunda yok. Beyazında yok o kırmızılık. O yüzden beyaza yapmayacağım. Hani benim görebildiklerim de yok. Şimdi tabii ki ben de resimlere bakarak yapıyorum. Hani canlısını görmedim. O yüzden görebildiğim kadar. Hani kadrajdan çıkmışım hiç farkında değilim arkadaşlar. Hani ben de görebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Hani resimlerle görebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Canlısı karşımda maalesef yok. Turunculuklarını kapatacağım.
dikkatli yapmaya çalışıyorum da dağıtmayayım diye. Evet. Bu da böylelikle bitmiş oldu bu kısmı. Arkadaşlar boyarken dalıyorum, kusura bakmayın. Bir bakıyorum ki kadrajdan çıkmışım, hiç farkında olmuyorum. Şimdi arkadaşlar güzelce bir temizliyorum fırçamı. Şimdi biraz kırmızılık vereceğim üstüne. Biraz kırmızı gölgeleri var ama çok fazla bir şey yapmayacağım. Fazla bulaklamak istemiyorum. Üstte bir çizgisi var, kırmızı çizgisi. Ötekinin daha fazla renkleri. Bunun çok fazla değil. Öteki bir diğerinin daha fazla rengi var. Şöyle fırçanızda kalan kısımlarla hafif gölgelendirmeler yapabilirsiniz. Yanlarına. Yavaş yavaş. Biraz daha kırmızı alacağım. Devam ettirelim. Evet, şimdi arkadaşlar turuncuyla şu gözün üst kısımlarını da boyayacağım. Bir diğerinde yok bu. Ama bu turuncu olan, turuncu gagalı da var. Biraz farklı rengi olacak ama yani şöyle şunu da boyarız en kötü ihtimal. Birmiş gibi durur. Şekilde. Şimdi diğer gözünü de boyayalım. Yavaş yavaş artık bitiyor. Evet, bunu daha fazla sıktık.
Kızım çok korkuyor benim böyle boyarken. Anne ne yaptın? Anne mahvettin. Sonucu tabii görünce o da şaşırıyor. Nasıl bunu yapabildin anne? Arkadaşlar. Biraz siyahları karıştırdık ama olsun. Bazen böyle yaptığımız hatalar çok doğal görünmesine de neden olabiliyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Korkmayın derim hiçbir şekilde. Şunlar da çok hala. Şimdi arkadaşlar en son bir işlemimiz daha var. Yapacağımız şu kapağımı kapatayım. Bu akrilik boyalardan mutlaka bir kutu bulundurun arkadaşlar evinizde. İllaki lazım oluyor. Çok da pahalı bir şey değil. Kırtasiyelerde falan var yani. O yüzden mutlaka bulundurun derim. Şimdi arkadaşlar en son işlemimiz şu. Bütün gagayı ateşliyoruz. Tüylerini yakıyoruz. Boyayı tabi biraz kuruduktan sonra boyaların üstünden de geçin. Sabitlensin. Hem de doğal duruyor. Şekilde arkadaşlar tüylerimizi yakalım. Mahvettim. Beyaz yerine de ulaştırdım. Daha sonra ben biraz daha boyayınca, pardon, boyalar kuruyunca diyeyim. Sonrasında biraz daha ateşleyeceğim. Biraz kuruması lazım arkadaşlar. Alev alacak diye de korkuyorum açıkçası. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu tarifimiz de bitti. Şükürler olsun. Rabbim bize yine sözümüzü tutmayı nasip etti. Çok şükür. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni tarifte, yeni bir tasarım, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.